Evet çocuklar, şimdi sizinle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci konumuz Hazreti Muhammed'in ailesi. Peygamber Efendimiz'in ailesi, adı Kur'an'da sık sık geçen ve kendisinden bahsedilen Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e kadar uzanır. Daha sonra Peygamber Efendimiz'in soyunu Hazreti İbrahim'e dayandırdıktan sonra hangi kabileye mensup olduğundan bahsedelim. Peygamber Efendimiz Mekke'de çok önemli ve çok köklü sayılan bir kabile mensuptur. Nedir bu kabilenin ismi? Kureyş kabilesidir. Peygamber Efendimiz Kureyş kabilesine mensup bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Şimdi onun hangi kabileye mensup olduğunu söyledikten sonra Peygamber Efendimiz'in yetişmesinde büyük önem olan aile büyükleri, yanı sıra ailesinden, babasından, dedesinden, amcasından ve sütannesinden bahsedip konumuzu tamamlayalım. Peygamber Efendimiz'in babası. Babası Abdullah, Peygamber Efendimiz daha doğmadan 25 yaşındayken rahatsızlanarak vefat etmiştir. Annesi Amine, Peygamber Efendimiz'in yetişmesinde büyük emeği olan bir kadındır. Peygamber Efendimiz'in annesi, Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken babasının mezarını ziyaretten dönerken vefat etmiştir. Dedesi Abdülmuttalip, annesinin vefatından sonra Peygamber Efendimiz'in bakımını dedesi Abdülmuttalip üstlenmiştir. 8 yaşına kadar Peygamber Efendimiz dedesi Abdülmuttalip'in yanında kalmıştır. Daha sonra dedesinin vefatından sonra Peygamber Efendimiz'in bakımını amcası Ebu Talip üstlenmiştir. Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talip gençlik yıllarına kadar Peygamber Efendimiz'i himaye etmiş, onun zor durumda yanında olmuştur. Ebu Talib'in yanı sıra Hazreti Hamza ve Hazreti Zübeyir de Peygamber Efendimiz'in amcalarındandır. Yaşı Peygamber Efendimiz'in yaşına yakındır. Süt annesi Halime, Peygamber Efendimiz'in 4 yaşına kadar bakımını üstlenmiştir. Kısacası özetleyecek olursak, Peygamber Efendimiz doğmadan önce babası vefat etmiştir. Abdullah'tır ismi. Annesi Amine. Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken annesi Amine vefat ediyor. Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip. Peygamber Efendimiz'in annesinin vefatından sonra bakımını Peygamber Efendimiz'in dedesi üstleniyor. Peygamber Efendimiz'in dedesinin asıl ismi Şeybe'dir ve Peygamber Efendimiz'in 8 yaşına kadar bakımını dedesi üstleniyor. Ancak 8 yaşına geldiğinde dede Abdülmuttalip de vefat edince bakımını gençlik yıllarına kadar Ebu Talip üstleniyor. Süt annesi Halime, Peygamber Efendimiz'in doğumundan itibaren 4 yıl boyunca Peygamber Efendimiz'e Halime süt annelik yapmış ve bakımını üstlenmiştir. Şimdi bir soru bir cevap bölümüne geçtiğimizde sevgili çocuklar, ben doğumundan itibaren sevgili peygamberimize 4 yıl boyunca bakıp ona süt annelik yaptım diye kendini tanıtan kişi Şeyma değil, süt annesi değil, süt kardeşi, Amine öz annesi, Halime Peygamber Efendimizin süt annesidir. Evet, şimdi kısaca konumuzu doğru yanlışlarımızı özetliyoruz. Son olarak kamerayı sizin için hazırladığımız videoya çevireceğiz. Siz bunları defterinize not olarak yazabilirsiniz. Halime, Hazreti Peygamber'in süt annesidir. Doğru mu yanlış mı? Doğru bir bilgi. Hazreti Hamza ve Zübeyir, Peygamber Efendimiz'in amcalarıdır. Evet, Peygamber Efendimiz'in yaşına yakın olan amcalarıdır. Babasının vefatından sonra Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in yanında kalmıştır. Yanlış bir bilgi. Hazreti Muhammed 6 yaşındayken annesi Amine vefat etmiştir. Evet, doğru bir bilgi. 6 yaşına kadar bakımını annesi Amine üstlenmiştir. Peygamberimiz babasıyla ticaret yolculuğuna çıkmıştır diye bize bir bilgi veriyor. Hayır, Peygamber Efendimiz'in babası Peygamber Efendimiz'in doğumundan önce vefat ediyor. Ticaret yolculuğuna amca Ebu Talip ile birlikte çıkmıştır. Peygamber Efendimiz 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalip vefat etmiştir. Bu da doğru bir bilgi olarak kabul ediyoruz. Evet, şimdi çocuklar, siz tahtanızın bu kısmını defterinize not olarak yazıyorsunuz. Cahiliye döneminin ne olduğunu bir önceki dersimizde anlatmıştım. Peygamber Efendimiz'in ailesini kısaca anlattık. Soyunun Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e kadar uzandığını söyledik. Mekke'nin en köklü ve en önemli kabilelerinden birisi olan Kureyş kabilesine mensup olan
söyledik ve onun yetişmesinde etkisi olan aile büyüklerine, annesini, babasını, dedesini, amcasını ve süt annesinin kimler olduğunu öğrendik. Şimdi buraya kısaca eklemeler yazacağım. Ben eklemelerimi yaptıktan sonra siz durdurup defterinize notlarınızı yazabilirsiniz. Şöyle saklanacak. Peygamberimiz 6 yaşındayken vefat etmiştir. Peygamberimizin doğumundan önce vefat etmiştir. Dedesi Abdülmuttalip 8 yaşına kadar bakımını üstlenmiştir. Kalmıştır. Amcası Ebu Talip 8 yaşından sonra bakımını üstlenmiştir. Kısa notlar halinde yazmanız sizin için yeterli olacak. Zaten kitabımızda uzun uzun anlatmış. Evet, burada konumuzu bitiriyoruz. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere.